Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Leyla Güven'in İmralı Hapishanesi'nde yasalara ve sözleşmelere aykırı olan tecritin son bulması için başlattığı açlık grevinin bugün 150. günü. 1 Mart'ta itibaren hapishanelerde kitlesel katılımla birlikte binlerce mahpus aynı taleple açlık grevinde. 16 Aralık'ta açlık grevine başlayan mahpusların durumu ise kötüye gitmekte. Artık sıra almakta bile zorlanmaktadırlar. Geçtiğimiz hafta ise İzmir Şakran Kadın Hapishanesi'nde Yonca Akıcı, Osmaniye T-Tip Hapishanesi'nde Sıraç Yüksek ve Elazığ Beynoğlu T-Tip Hapishanesi'nde Masum Pamay yaşamlarına son verdiler. Sıraç Yüksek'in annesi yaşama son verme eylemlerinin dışarıdaki sessizlikten kaynaklı gerçekleştiğini belirterek insanım diyen herkesin bu çığlığa yanıt vermesi gerektiğini vurgulamaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak mahpusların taleplerini haklı buluyoruz ve daha fazla insanın yaşamını kaybetmemesi için tecritin kaldırılmasına dair gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. 367. P oturmasında 2000'de yapmış olduğu uzun süreli açlık grevi eylemleri sonrasında ciddi sağlık sorunları başlayan Ali Kurban'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. Ali Kurban 1994 yılında Diyarbakır'da tutuklandığında 27 yaşında ve orta parmağının kopmuş olması dışında hiçbir sağlık sorunu yoktur. Diyarbakır Hapishanesi'nde 5 yıl kaldıktan sonra Kırklareli Hapishanesi'ne sevk edilmiştir. Ali Kurban Kırklareli Hapishanesi'ndeyken önce tüberküloz, ardından da mide ülseri olur. Adli Tıp Kurumu raporuyla 2002 yılında 6 ay süreyle cezası ertelenir ve tahliye edilir. 6 ay sonra tekrar tutuklanarak Kırklareli'ne, bir süre sonra da Elazığ Hapishanesi'ne götürülür. Elazığ ve daha sonra da sürekli sürgün edildiği Gümüşhane ve Mersin Silifke Hapishanesi'nde sağlık sorunları giderek artar. Mersin Silifke Hapishanesi'ndeyken götürüldüğü Mersin Üniversite Hastanesi'nde Ali Kurban'a %94 engelli raporu verilir. Çünkü tüberküloz hastası olan Ali Kurban'ın akciğerlerinin %48'i, böbrekleri de %90 çalışmamaktadır. 2014 yılında Silifke'den İstanbul Metris Hapishanesi'ne tedavi için gönderilen Ali Kurban, burada önce aşamalı, sonra da düzenli olarak diyalize başlatılır. Bir yıl sonra da İzmir Menemen T-Tip Hapishanesi'ne götürülür. Son 4 aydır ise Ali Ağa Şakran 3 nolu T-Tip Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Mersin Üniversite Hastanesi'nin %94 engelli raporu verilen Kurban, 2002'de henüz haftada 3 günlük diyalize bile başlamadığı halde hapishanede tedavi olamaz diye rapor veren Adli Tıp Kurumu 2014 yılında Ali Kurban'a hapiste kalabilir raporu vermiştir. Adli Tıp Kurumu'nun bu ikili tavrı tıp etiğiyle değil politik bakış açısıyla değerlendirdiğini bir kez daha bize göstermektedir. İnsan hakları savunucuları olarak şeker, yüksek tansiyon, böbrek, prostat ve psikolojik sorunları ile yaşama tutunmaya çalışan Ali Kurban ve tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılmasını istiyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın.